Aslında branş branş TET denemesi çözmeyi bitirdim. Şimdi AYT matematiğe geçmek istiyorum. Artık konum kalmadığı için zaten deneme çözmek dışında bir şey yapamayacağım. Yani yapamıyorum. Anca deneme analizlerinde falan eksiğim çıkan konuyu çözüyorum bazen. O da bitiyor. Çok şey olmuyor. Ya ben okula gitmediğim zamanlar çok verimsiz hissediyorum ya. Bilmiyorum. Okulda olsam şu an daha çok çalışırdım. Gerçekten. Çünkü kendime ne kadar zaman verdim bilmiyorum. Hiçbir zaman bana yeterli olmuyor dinlenme süresi. O yüzden şimdi vakit kaybetmeden AYT matematik denemesi çözmeye geçelim bence. Balkonda çözeceğim. Azıcık mekan değişikliği yapacağım. Çünkü çok sıkıcı oluyor bir türlü evde aynı. Sürekli aynı masada, aynı yerde. Hem video için de bence sıkıcı oluyor. Bu arada iki video önceki videomda size bir tane saç üründen bahsetmiştim. Saçımın uzunluğuna bakın arkadaşlar. Hayır tamam, normal olarak uzaması normal ama bebek saçlarım falan çıktı yani. Kahkülüm var şu anda aslında. Size bir göstereyim bir saniye. Bakın görüyor musunuz şunları? Bunlar hep yeni çıkan saçlar ve gerçekten etki etti. Bu kadar etki etmesini beklemiyordum. Bugün itibariyle YKS 26 gün kaldı. Benim bir video arasındaki süre. Bundan sonra video gelmeyecek arkadaşlar. Bence de gelmemeli. Hani YKS vlogları burada sona ermiştir. Şimdi orijinal matematiğin şu 12 denemelerinden 10. denemeye geldim. Bunu çözeceğim. Bu denemeye başlamaya korkuyorum. Muhtemelen çok çok fazla zamanımı alacak. Çünkü çok... O yüzden TYT'ye yönelik bir şeyler yapmak istiyorum şu an geri kalan vaktimde. Şimdi yatmadan önce ilk yapacağım şeylerden biri TYT coğrafya destek defterim var. Bundan biraz konu bakacağım. Böyle kafamda kalsın diye bir şeyler çalışacağım. Ondan sonra da şu 3D yayınlarının TYT kimya denemeleri var bende. TYT fende genellikle TYT kimyadan yanlış yapıyorum. O yüzden 2 deneme falan 2-3 deneme çözerim belki diye düşündüm. Bu arada şöyle bir bakınırken ikim tiplerine. Bu çaptaki bir sorunun yanlış olduğunu fark ettim coğrafyada.
Ki ben de zaten yanlış, yani kendime çok güvenmiyorum açıkçası coğrafyada ama yanlış olduğunu anlayabiliyorum, o kadar da değilim. Şöyle şuradaki soru bence yanlış. Çünkü burada da öyle gösteriyor yani. Benim yaptığım doğru çıkıyor sonuca göre. Bu arada benim şöyle bir defterim var. Bunu zaten videoda da görmüşsünüzdür. İçinde bütün konulardan var. Özetten tutun, işte öylesine aklıma gelip yazdığım konulardan bilmem ne. Bu çok işime yarıyor benim. Bakın. İçeride fotoelektrik konusu var. Onun dışında tarih, TT tarihi var. Alternatif akım transformatörler var. Deneme analizleri, bunları bilmem ne. Bununla saklıyorum her şeyi ve çok işime yarıyor. Her şey, aklıma gelen her şeyi yazabiliyorum. Konu sıralaması falan da yok. Bence siz de yapabilirsiniz. Şimdi coğrafyayı buna yazarak çalışacağım. Saklama alanı açtığım için rahat rahat video çekebileceğim. O yüzden çok memnunum. Normalde videolarda konuşmayı çok seven biriyim. Şu ışık açısını ayarlayamıyorum. Bir tek masa lambam yandığı için çok absürt gözüküyorum şu an. Bir saniye. Neyse. Önemli değil. Şimdi TET kimya çözmeye geçeceğim. İki deneme çözüp yatacağım. Çok zorlamayacağım kendimi çünkü yarın TET sınavım var. Ve sınava motive bir şekilde girmek için biraz dinlenmem gerekiyor. Yani bırakmam gerekiyor. Şu an saat zaten 12'ye geliyor. Bu ikisini çözdükten sonra... Arkadaşlar TET'de rekor kırdım. 111.75. Yağmur kontrolü. Yapılması gereken bir aktivite, evet. Düşünersen. Şimdi Beyza'yı evime getirdim, evet. Ders çalışmak için. Evet. Ayrıca matematik denemesi çözeceğiz. Beyza'nın denemesini aldım ben de. Evet, bir sarmalı. Evet, onun denemesinden çözeceğiz iki tane. Sonra netlerimizi karşılaştıracağız. Öyle büyük Beyza uçurum. Matematiği çok iyi olduğu için. Çok iyi değil falan. Ben ona matematikte yardım ediyorum, o da bana Ayet Efendi yardım ediyor. O şekilde birbirimize yardımlaşarak deneme analizi yapacağız sonrasında da. Hadi başlayalım o zaman. Tamam. Ne demek istersin kameralarımıza? Herkese başarılı.
çalışmamı bitirmeden önce AYT fen çalışmaya devam etmek istiyorum. Çünkü çok fazla eksiğim var. Şimdi ne yapacağım onu söyleyeyim size. AYT biyoloji ve AYT fizikten branş denemeler çözeceğim. Ondan sonra bugün çözdüğüm AYT fen branş denemesi. Bu arada bu kitabı bitirdim. Şunu bitirdim. 10 tane deneme vardı. Hepsini bitirdim. Şu son denememin analizini yapacağım. Bütün sorularımın analizini yapacağım. Ondan sonra bugünü bitireceğim. Zaten yarın da bugün olduğum TYT denemesinin AYT sınavı var. Ona hazır bir şekilde girmek istiyorum. Çünkü dün TYT çalışmam o kadar iyi oldu ki. Gerçekten sınavda o soru geldi arkadaşlar. Okuduğum yerden soru geldi. Ve yaptım. Okumasaydım yapamazdım. O yüzden çok mutluyum şu an. Bu arada sınav çok zor değildi. Hatta kolaydı. Sınav bayağı kolaydı. Yüksek netler yaptığıma bakmayın. Gerçekten sınav kolaydı. Ben bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Bir de mikro orijinal yayınları yani. Orijinal dedik. Tırt çıktı. Türkçesi falan çok kötüydü yani bence. Neyse arkadaşlar. Önemli olan gerçek sınavda iyi yapmamız. Şimdi 3D yayınların AYT biyoloji simülasyon denemeleriyle başlıyorum. Takviyeleri göstermek istiyorum şimdi, içeceklerim yani. Şöyle magnezyum içiyorum bir tane. B12. B12 bu arada çok da işe yaradığını düşünmüyorum. Parol. Bu takviye değil, şu an başım ağrıyor, o yüzden alacağım. O kadar yoruldum ki anlatamam size. Ya, yorgunluk derken biz her gün sınava girdiğimiz için öyle bir yorgunluk yani. Evet arkadaşlar, bugünkü çalışmamın da sonuna gelmiş bulmaktayız. Çok yoruldum ama değdi. Yarınki sınava şu an hazırım. Sadece biraz yorgun olmasam daha iyi olacaktı. Şimdi videoyu kapatıyorum. Bu son YKS vloguydu arkadaşlar. Bundan sonra tam gaz çalışmaya devam edeceğim. Gerçekten zaman ayıramıyorum videoya. Zaten bu videoyu da çok zar zor çektim. Çok sıkışarak çektim. O yüzden lütfen beni anlayışla karşılayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.